Ee, geçenlerde bir video vardı bir haber oldu daha doğrusu bir, bir taksi şoförü e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne e, müşterilerin vatandaşların yaptığı şikayetlerin hızlıca taksicilere ceza olarak döndüğünden e, şikayet ediyordu. Ben baktım o paylaşımın etrafında sağına soluna falan sizi etiketleyenler belediyeye etiketleyenler korkunç bir teşekkür hele ağzınıza sağlık elinize sağlıklar. Ya Türk, İstanbul'da çok ciddi bir taksi sorunu var. var. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Her programınızda da konuşuluyor. Ben artık ucunu kaçırdım yani. Ukomen'in kaçıncı toplantısındasınız? Kaçıncı kez reddedildiği bilmiyorum. Ama bir İstanbullu olarak her İstanbullu gibi bu zulmü çok ağır yaşıyorum bir İstanbul olarak da söylüyorum elinize sağlık yani o cezayı sahiden vatandaştan gelen şikayetleri dinleyerek kesiyorsanız elinize sağlık ama bize bu taksi savaşlarına son durum nedir anlatır mısınız bu zulüme daha ne kadar devam ediyoruz? Yani bir kere taksi savaşları demememiz lazım çok e, taksi esnafımızla karşılaşıyorum ve de üzülüyorum <laughs> üzgün olduklarını da görüyorum yani bu mesele taksici esnafımızla değil bu meselenin e, karşıtı direksiyonun başında saatlerce emek koyan Taksicimiz de değil. Bakın 18 bin e, plaka, yani taksi var e, ve e, 40-50 bin civarında da bu işten ekmek kazanan insan var. Dolayısıyla bu, bu işi lekeleyen, kötü iş yapan, kötüye kullanan belli bir kişi var ise bunlar zaten denetlenmek zorunda ve cezası kesilmek zorunda. O ayrı bir iş. E, ama bakın burada yanlış bir süreç işletildi. Başa dönmemiz lazım Candaş Bey. Bir, yahu dedik ki bu şehrin 30 seneye yakındır taksi sayısı artmıyor. Bu şehrin o günden bugüne nüfusu 3 kat arttı. Nüfusu. Ya neredeyse o gün nüfusun 3'te 1 kadar şu an bu şehirde mülteci var. Mülteci var yani. 7 milyondu nüfusu bugün 2,5 milyon akım mülteci konuşuyoruz. Böyle bir ortamda bu şehrin acilen taksiye ihtiyacı var dedik. Bunu der demez Ukome'nin yapısını değiştirdiler. Ya Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta itiraf etti. Biz dedi Ukome'yi ele alıp oraya el koymasaydık Allah bir İstanbul'a ne zarar vereceklerdi dedi. Yani bu minvalde konuştu. Düşünebiliyor musunuz? Ukome kimin kurumu? İstanbullunun ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumu. Allah aşkına ya. Böyle bir usulsüz bir genelgeyle neyi engelliyorsunuz? Ve işte 14 kez bizim bütün şeylerimizi reddettiler. Günün sonunda 1803 minibüs değişimi ve 400'ün üzerinde, 322 dolmuş taksinin değişimiyle 2000'in üzerinde bir taksiyi daha sürece katmayı başardık. Bunu başardık, Efendim minibüsçüler gitmiş Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmiş, o da teşekkürlerini kabul etmiş. İşte bir bakıyoruz taksici odası ortadan kayboluyor bu te teşekkürlerden sonra. Taksici odası başkanı, Cumhurbaşkanı'nın gölgesini gördü mü kayboluyor ortadan. Şimdi mesela minibüsleri bize teşekküre gelseydi ilk kıyameti koparırdı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onun derdi bir tek plaka meselesi. Şimdi plaka sahipleriyle de karşılaşıyorum. Benim onlarla da bir derdim yok. Ama bu işi rant aracı haline getirmiş belli e, ilginç ilginç yapılar diyeyim. İsim vermeyelim. İlginç yapılar bu işi rant haline getiriyor. Burada büyük rakamlar dönüyor. Şimdi. Ben anlamlandıramıyorum. Yani bir hükümet İstanbul'dan Ankara'dan İstanbul'a Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde, Sayın Bakan nezdinde, Bakan Yardımcıları nezdinde bir takım kurumların genel müdürlükleri gibi <laughs> Allah bu komemiz takip ediliyor. Oraya beş tane ilave yok koyuyorsunuz. Bir tane insana telefon geliyor, elini kaldırıyor. Hepsi birden el kaldırıyor. Red diyor, red diyorlar. Kabul diyor, kabul diyorlar. Ya olacak iş değil. 21. yüzyılın Türkiye'si. Telefonun başında kim var? Ne bileyim ben sesini <laughs> duysam tanırım yani. Hani e, tanıdıklarım var orada. E, çünkü benim genel sektör yardımcılığımı yaptı bir süre. Tanıdıklarım var. Bakan vesaire ama bu insanlar zaten itiraf da ediyorlar. Ya garip. Ya bu işin kahramanlığı mı olur? Bu işin politikası mı olur? Biz ne diyoruz? Ya 5000 taksiyi. Yine bu belediye iştiraki işletsin diyoruz. Örnek bir model ortaya koysun ve bu modelle beraber taksicilik esnafı da bakın esnafı da rahatlasın. Ücret anlamında rahatlasın. E, sosyal hakları bakımından rahatlasın. Niye? Örnek bir model ortaya koyacağız. Artı İstanbul'un ihtiyacı olan taksiyi belli oranda sahaya koyduğumuzda da insanlar taksi bulamıyoruz diye feryat etmeyecek. Ya ne zaman ki işte örneğin ee, bir, bir Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda konuştu. Bir baktım bir yerlerde çevirme görüyorum. Mesela arkada taksiler dizilmiş yani. Polis çevirme yapıyor falan. Ya bir kere denetim dediğiniz şey. Tabi bizim de denetimlerimiz var. Emniyetin de denetimleri var. Bunlar rutindir ve hani bir suçlu bulmak gibi değildir yani. Rutindir, yapılır ve toplumdaki o yanlışa meyilli insanlar kendini düzeltir eksiği var ise eksiğini kapatır vesaire. O bakımdan tekrar ifade edeyim. İstanbul'da taksi sayısı halen yeterli değildir. Taksi Odası Başkanı, taksicileri, taksi esnafımızı temsil etmemektedir. Bir avuç plakayı temsil etmektedir. Taksicilikle zerre ilişkisi yoktur. Siyaset yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı elini kaldırdığı zaman piyasadan kaybolur. Ama Sayın Cumhurbaşkanı yarın bir gün bu konuyla ilgilenmesin yine bangır bangır bu işle ilgili konuşur. Ama biz bu milletin hakkını yedirtmedik, yedirtmeyeceğiz. En son bir yani bir dolmuştan taksiye geçiş. Şimdi bir... evet 2100'ün üzerinde taksi bunlar Şubat ayı itibariyle vatandaşımızla buluşmaya başlayacak. Oh. Yeni bir taksi modeliyle beraber hareket edeceğiz. 8 artı bir modeli ağırlıklı sürece katacağız. Bunlar %30 daha pahalı bir tarifeyle hizmet edecekler. bunun bir de gönül e, engelli modelini de hazırladık ve sunduk. Alt komisyonda duruyor. Onun kabul engelli insanlarımızı da taşıyacak modeliyle demek istiyorum. Dolayısıyla yenileyen, modernleştiren, güçle, güçlendiren bir ve sayısını da ihtiyaç olunan seviyeye taşıyan bir mücadeleye vermeye devam ediyoruz. Halkımız nezdinde acayip sınıfta kalmışlardır. Bir de komik olan ne? Bu, bu karar çıktı hemen birkaç kişi şey yetiştiriyor. Malum yani İstanbul'dan Ankara'dan bakanlıktan tutun da işte buradaki siyasi arkadaşlara kadar e, AK Parti'yi temsilen. Hayırlı olsun çıkarttık. Ya neyi çıkarttınız? Neyi çıkarttınız? Bu teklif oraya getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani kabul oyu. AK Parti'nin orada üyesi mi var? Candaş Bey. AK Parti'nin orada üyesi mi var? Ama Milli Savunma Bakanlığı'nın var ne alakası varsa. Kadın Aile Bakanlığı'nın var ne alakası varsa. Yani acı şeyler bunlar. Detayına girmeyeyim. Şimdi bazı Saygı duyduğumuz makamları ve kurumları da ezmek istemiyorum, onları kırmak istemiyorum ama çok kötü bir tecrübe ve deneyim yaşattılar Türkiye'mize. Siz benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu dediniz. Gayet tabii her cumhuriyet Halk Partili'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani ben de Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bunun üzerine konuşmayı, tartışmayı, tekrar tekrar didişmeyi e, gerek e, görmüyorum, gerekli de görmüyorum, yanlış da buluyorum ayrıca. O tartış, ama bir tartışma da var mı? Evet olabilir. Benim dışında bir durum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi seçime girmiyor. Yani altılı masa diye bir ittifak masası var. Genel Başkanım da aynı şekilde tarifliyor. Doğru karar altılı masa verecek. Siz hiç görüştünüz mü sen genel başkanla Çok, bu konuda? Daha pazartesi beraber. Ya onun adaylığını konuştunuz mu hiç? Ya geçen hafta pazartesi konuştum. Bizim görüşmemizle ilgili e, konuşma detaylarını verebilecek tek kişi genel başkanımdır. Ben Genel Başkanımla oturuyoruz bazen 3 saat 4 saat konuşuyoruz. İstanbul'un projelerini anlatıyoruz. Genel seçimle ilgili yapacağımız işlerden bahsediyoruz. Ama kişisel konulara girmiyoruz. Yani mesele partimizin sorunları oluyor konuşuyoruz. Birçok konuya giriyoruz. Kişisel konu değil ki bu yani Hayır hayır. Şu anlamda A mı B mi C mi o onların alanında bana bir soru sorarsa tabii ki cevabını veririm ya da bildiğimi anlatırım o ayrı bir şey ama bizim konuştuğumuz biraz daha İstanbul odaklı artı bu genel seçime doğru ne tür katkılar sunacağımız odaklı varsa tabii partimizle ilgili yapmamız gereken hususlar.